Sayın Başsavcım, Sayın Rektörüm, değerli protokol üyeleri, üniversitemizin kıymetli personeli, kıymetli misafirler ve sevgili öğrencilerimiz. Uşak Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış törenine hoş geldiniz. Programı takdim ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, müzik dinletisi, üniversitemiz tanıtım filminin gösterimi, öğrenciler adına konuşma, rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ekrem Savaş'ın açış konuşması, Sayın Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın açılış dersi. Uşağımızın çok değerli protokol üyelerimiz, kıymetli misafirler, basınımızın güzide elemanları, değerli meslektaşlarım, üniversitemizin değerli personeli, kıymetli veliler, çok sevgili öğrenciler. Üniversitemizin 2019-2020 açılış merasimine hepinize hoş geldiniz diyorum. En kalbi duygularla hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 2019-2020 üniversitemiz açılışının üniversitemize, şehrimize ve bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çok sevgili ve faziletli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, 2019-2020 ders yılının Uşak Üniversitesi'ndeki açılış dersine bana lütfettiğiniz için şeref duydum. Senelerce önce, hem de 50 yıl aşkın bir süre önce, 62'de henüz şose bir yoldan İzmir'den bir müddet sonra Uşak'tan geçtiğimizde burada bir üniversite olacağını düşünmek mümkün değildi. Sadece bu bölgelerde yaşayan ve okuyan gençlerin bu bölgelerin kültürüne ne kadar yabancı olduğunu o grubumuzla tartışmıştık.
Gezi grubunun başında arkeologlarımız vardı. Soruyu sonradan sorduğumuzda rahmetli Ekrem Akurgal'la bu konuyu konuşmuştuk. Ve bu benim için bir rüyadır. Burada insanların uşağın geçmişini, 3000 yılını etüt etmeleri benim için fevkalade büyük bir olaydır. Fakat duyduğuma göre üniversitemizde mevcut olan arkeoloji bölümünün raydan çıkarılması düşünülüyor. Tasarruf tedbirlerinde her zaman için yanlış kararlar alınır. Bu kararlar, bırakınız bizi, üniversite geleneği çok eski zamanlara uzanan İngiltere, Almanya ve bazı Avrupa bölgelerinde bile olur. Maalesef idare, bürokratlar ve politikacılar üniversitenin olduğunu anlamazlar. Ve her zaman tasarruf tedbirlerinin kurbanı üniversite olur. Bu fevkalade yanlış bir düşüncedir. Üniversite input, output ve fayda analizinin yapılacağı bir alan değildir. Üniversite tıpkı bir insanın kitap okuması, boş zamanda resim yapıp müzikle uğraşması gibi bir faaliyet olarak düşünmelidir. Bir toplum istediği kadar zengin, istediği kadar güçlü olsun, eğer üniversitenin getireceği faaliyetlerden ve bilgi birikiminden uzakta kalıyorsa hüsrana mahkumdur. Maalesef Türkiye ikinci gruba dahil değilse de bu düşünceyle oraya yuvarlanabilir. 1900 yıllı yılları tamamladık, 2020'lere giriyoruz. 2 yıl içinde bu üniversitenin de 15. yılı kutlanacak. 20. yüzyılda Türk ilim hayatının becerdiği büyük işler vardır. Muasır medeniyetin gerektirdiği ilim dallarına 20. yüzyılda girmedik. Bu çok küçümseme olur ve bir cehalettir böyle konuşmak. Türkiye modern tıbba 18. yüzyıl sonunda değil, başında hatta eğildi. Ve bunun için gerekli eğitim sistemine adım attı. İçeri girmek için gürültü yapmanız gerekmiyor. Dershaneye nasıl giriyorsak öyle gireceğiz. Gürültü yapmadan gireceksiniz. Türkiye mühendislik eğitimine 18. yüzyılda başladı. Teknik üniversitemiz hiç şüphe yok ki en eski üniversiteler kurumudur. Bunun gibi baytarlık, zirai meseleler, eczacılık ve kimya konusunda da ilk atımları yaptı. Bunlar üniversite tabelası altında değildi ama eğitim düzeyi oldukça yüksekti. Fakat bazı bilim dallarına girmemiz için ancak 20. yüzyılı beklememiz gerekti. Şurası bir gerçektir. Kemalist Türkiye'ye göre sanayimiz, kimyamız, tıbbımız, mühendisliğimiz, hatta bir takım başka dallarımız daha ileridedir. Ordularımız gördüğünüz gibi dünyada eğitim vermeye kabiliyetli 5 büyük ordudan biridir. Buna rağmen insani bilimler dediğimiz dallarda büyük bir gerileme değilse de duraklama içine girdik. Bizim istediğimiz hayatımızda bakkal hesabı yapmadan bazı dalların yaşamasıdır. Bundan bir 10 yıl evvel önce maalesef Yüksek Öğretim Kurumumuz
yeterli eleman bulunamadığı, öğretim elemanı bulunmadığı gerekçesiyle hukuk fakültelerinden Roma hukukunu kaldırmak istedi. Roma hukukçusu olmamama rağmen hukuk tarihi öğretiyorum ve idare tarihi öğretiyorum. Bu gürültü yapan arkadaşlarımız herhalde sık sık böyle gürültü çıkarıyorlar. Bir kere de derste de böyle yapıyor musunuz acaba? Benim sesim mi gelmiyor? Oldu mu? Ve onun için gayet basit ses nedir böyle? Gulgule çıkarılmaz. İfade edeceksin. Yani bu yaptığınızda gulgule denir. Hatta tiyatroda bunu İtalya'da falan la ramba lamba da falan derler. Böyle gulgule denir. Opera sahnesinde, tiyatro sahnesinde manasız bir laftır. Kimse anlamaz. Fakat böyle bir uğultu ve vırıltı çıkar. Pazar gibi yani. Pazar meydanı gibi. Ses ifade etmek için ses diyeceksiniz. Bu kadar basit. Ses dediğin zaman bütün dünyada öyle voce diye bağırırlar. O da ona göre mikrofonu kullanır. Çok özür dilerim. Bu böyle çok önemli bir şey. Bundan dolayı bizim memleketimizde bu dallara eğilim doğrudan doğruya Kemalist dönemin yeni üniversitenin bir icadıdır ve büyük muvaffakiyet göstermişizdir. Bazı şeyleri yanlış biliyoruz. Size şimdi yakın tarihten bunları göstereceğim. Hitler Almanyası memleketlerine ve bütün Avrupa'yı kasıp kavurdu. Bilim ve sanat hayatını yok ettiği zaman da kendi sapık ideolojileri doğrultusunda bir takım bilginler dışarıda kalmak zorunda kaldılar. Bunların çok azı gerçekten ideolojik tutumu itibariyle kaçmak zorunda kalmıştır. Mesela bir tanesi her zaman hayırlı aldığımız Robert Anhegel'dir, Türkologdur. Büyük bir adamdır ve bu zatın ismini şurada anıyorum. Bunun gibi bilginler vardı fakat bunların sayısı azdı. Diğerleri sosyalist oldukları, Yahudi oldukları ve daha bir başka kategori yüzünden dışarı atılmışlardır. Biz bunlara bağrımıza bastık. Fakat ilim tamamen bunlarla gelmedi. Kendi değerlerimizi gölgeleyemeyiz. 1930'larda memlekete Hititolojiyi getiren Güterborg değil, Sedat Alp'tir.